Bu hikayedeki olaylar Aydın'da yaşanmıştır. Olaylar, hikayeyi anlatan kişinin ağzından kaleme alınmıştır. Benim tarafımdan seslendirilmektedir. Anlatacaklarım, Aydın'ın merkezine yakın bir yerde gerçekleşmiştir. İsmim Mehmet. Bizim buralarda zeytinlik çoktur. Mahallemize yakın çok fazla zeytin bahçesi vardı. Kimse bahçesine tel çekmez, sınırları birkaç kazık bilirlerdi. Kimse kimsenin bahçesine geçmezdi. Tarlaların etrafı açıktı yani. Zeytinliklerin biçiminde orman vardı. Yaşadığımız mahallenin konumu bu şekildeydi. Bu zeytinlikler bizim oyun yerimiz sayılırdı. Zeytinliklerin içinde geniş düzlükler vardı. Ev olmadığı için hep orada olurduk. Fakat tek sıkıntı sokak lambası ya da aydınlatacak bir ışık yoktu. Akşam hava karardıktan sonra ay ışığından başka ışık olmaz. Zeytinlikler ve orman zifiri karanlığa gömülürdü. Akşam olduktan sonra oyun yerimiz evlerimizin arası olurdu. Oyun oynarken zeytinliğe gitmeye herkes korkardı. Gündüzleri oyun alanımız olan o yer geceleri korkunç gözükürdü bize. Yazın bitimine doğru çoğu arkadaşım ve ailesi oradan ayrılmıştı. Arkadaş grubumuz yavaş yavaş azalıyordu. Artık iki kişi kalmıştık. Ben ve Rıfat. Akşamları artık iki kişi Kur'an kursuna gidiyorduk. Hocanın yanında olduğumuz için ailelerimiz bize akşamları dışarı çıkmaya izin veriyordu. Camiden sonra hemen eve gitmez, arkadaşımla kola çekirdek alıp oturup vakit geçirirdik. Her zamanki gibi kola çekirdek muhabbeti yaparken zeytinliğe gitsek mi dedi bana. Ben de biz 10 kişiyken bile gitmedik. Akşamları oraya gitmeyi sevmiyorum. Şimdi nasıl gidelim? Ben oraya gitmem dedim. Israr etti. Hadi ya, son evi geçmeden bir tur atıp geri döneriz. Bir şey olmaz. Bak buradan bile görünüyor zeytinliğin ucu dedi. Tamam lan, ama bir halt olursa arkama bakmadan kaçarım. Biliyorsun, senden hızlı koşuyorum. Sonra dur falan diye bana bağırma sakın dedim. O da tamam dedi. Evlerin sonuna kadar yaklaştık. Artık yeter, buradan dönelim dedim. Rıfat, bana bak, korkulacak bir şey yok, dönelim dedi. Biz gidip gelene kadar saat bayağı geç olmuştu. Rıfat'la evlerimiz yan yanaydı. Annem pencereye çıkmış, nereden geliyorsunuz? Zeytinlik tarafında ne işiniz vardı dedi. Rıfat hemen lafa girdi. Fatma teyze, Emre'lerin oradaydık dedi. Annem tamam dedi. Evlerimize dağıldık. Ertesi gün yatsıdan sonra bu kez yanımızda Emre de vardı. Yanımızda Emre de olduğu için anlamsız bir cesaret vardı bizde. Rıfat da ben de, Emre, biz zeytinliğe gittik. Korkulacak bir şey yok. Biraz da abartarak ikimiz tek başımıza ormana kadar gittik diye yalan atıyorduk. Emre de madem öyle birlikte gidelim zeytinliğe dedi. Onun bu şekilde gitmek isteyeceğini hiç hesaba katmamıştık. Onlara ne kadar belli etmesem de korkuyordum. Aynı korkuyu Rıfat'ın gözlerinde de görüyordum ama erkekler leke sürdürmemek için rol yapıyordu. Bu kez bizim evin önünden geçen sokaktan gitmedik. Annemi yakalayabilir, başka yerden gidelim dedim. Başka sokaktan gittik. Yolumuz bayağı uzamıştı. Sokağa girdik. Son evi geçtik ve son sokak lambasının oraya kadar geldik. Birbirimizin gözünün içine bakıyorduk. Birisi gitmeyelim dese de ihale ona kalsa, korktun mu deyip geri dönsek ama kimse de tık yoktu. İlerlemeye devam ettik. Gözlerimiz karanlığa alıştı. Gündüzleri zeytin bahçesinin içinde tepesine çıkıp oyunlar oynadığımız incir ağacını görebiliyorduk. Karanlığa doğru bir adım atarak buraya kadar geldik. Dikilmenin bir manası yok. Hadi gidelim dedi Rıfat. Ağır adımlarla etrafı süzüp ağaca doğru yürüyorduk. Ağaca varmadan yürürken Emre bir anda durdu. Ne oldu dedik. Emre, ağaca bakın, birileri var diyerek arkasına bakmadan koşmaya başladı. Onun koşmasıyla beraber biz de koşmaya başladık. Aslında ben ağacın orada kimseyi görmemiştim. Emre önde, biz arkada koşuyorduk. Sokağın sonuna kadar koşarak geldik. Emre nefes nefese kalmış, önüne eğilip dizlerinden tutup nefes almaya çalışıyordu. Biz de neden koştun, ne gördün diye sorduk. Ağacın dibinde birileri vardı. Bizi görünce bize döndüler. Siz görmediniz mi dedi. Hayır, biz bir şey görüp duymadık dedik. Madem bir şey görüp duymadınız, siz neden koştunuz dedi bize.
Ben de sen koşunca biz de korktuk koştuk dedim. Orada biraz soluklandıktan sonra evlere doğru yürümeye başladık. Evlere geldik ve dağıldık. Sabah Rıfat'la gecenin bir vakti Zeytinlik'te kim olabilir, ne işleri vardı diye düşünüyorduk. Biz kimseyi görmediğimiz için yorum yapamıyorduk. Sonra Rıfat'a dönüp istersen bu akşam gidelim dedim. Emre ile de konuştuk. O da gelmek istedi. Akşam olunca yine Zeytinlik'e girdik. Bu kez incir ağacının yanına kadar gittik. Etrafına baktık. Zeytinliğin içinde biraz dolandık. Sonra mahalleye geri döndük. Birkaç gün kadar akşamları sokağa çıkmadık. Zeytinlik muhabbeti dahi açılmıyordu. Benim dışarı çıkmadığım vakitlerde Zeytinliğe gitmeyi düşünmüşler. Ben olmayınca gitmekten vazgeçmişler. Zeytinliğe gidişimizin üzerinden 2 hafta geçmişti. Akşamları yatsıdan sonra üçümüz bir araya geldik. Bizimkilere Zeytinliğe gidelim mi dedim. Rıfat olur dedi. Emre olur ya da olmaz demedi. Ben size uyarım dedi. O gece hava iyice serinlemiş, rüzgar vardı. Çocuklarla beraber Zeytinliğe girdik. İlk gece Emre'nin incir ağacının orada birileri var dediği yere kadar geldik. Tam oradayken çok şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Normal rüzgar değildi bu. Bir adım gerisinde yaprak kımıldamazken oraya geldiğimiz an ortalık yıkılıyordu. Hışırtı sesleri gelmeye başladı. Bunlar sanki kalabalık bir insan grubu ormanda yürüyor gibi çıkan hışırtı sesleriydi. Bu sefer hepimiz birden geri son sokak lambasının olduğu yere doğru koştuk. Sokak lambasının altına geldiğimizde arkaya dönüp baktım. İncir ağacının orada ve etrafında adeta fırtına vardı. Fakat bizim olduğumuz yerde en ufak bir esinti yoktu. İncir ağacının dibini görebiliyorduk. Aman Allah'ım, ağacın dibinde gerçekten birileri vardı. Bu kez sadece Emre değil, üçümüz de onları görüyorduk. Bunun göz yanılması olması imkansızdı. Üçümüz de çok net bir şekilde oradaki şeyler her neyse onları görüyorduk. Rüzgar sanki o varlıkların etrafında dönüyordu. Bize doğru baktıklarını o mesafeden anlayabiliyorduk. Bütün sureleri bilmeme rağmen korkudan ve heyecandan dilim dönmüyordu. Emre gece gece başımıza bir şey gelmeden evlerimize gidelim dedi. Eve girer girmez hemen odama girip yattım. Gözlerimi her kapatışımda Zeytinlik'teki o karartı gözümün önüne geliyordu. Bizim buralarda evler ya 2 katlı ya da 1 katlıdır. Bizim evde müstakil 1 katlıydı. Benim odamın penceresi sokağa bakıyordu. Gece uyurken sokaktan garip sesler gelmeye başladı. Kalkıp bakmaya cesaretim yoktu. Zor da olsa uykuya daldım. Ertesi gün üçümüz konuşuyorduk. Tekrar gidelim mi diye konuşuyorduk. Bizimkisi deli cesaretiydi. Hem bu kadar korkup hem de deli gibi gitmek istiyorduk. Tuhaf bir ikilemdi bu. Emre kesinlikle gelmem dedi ve noktayı koydu. Rıfat ben gelirim dedi. Tamam o gelmesin. Biz ikimiz birlikte gidelim dedim ve orada anlaştık. Akşamın olmasını bekliyordum. Akşam olmuştu. Yatsı namazına gittim. Fakat Rıfat namaza gelmemişti. İçimden kesin korktu, ekti beni diye geçirdim. Ben kararlıydım, gidecektim. Rıfatların kapısına gittim, kapıyı çaldım. Annesi kapıyı açtı. Teyze, Rıfat camiye gelmedi. Merak ettim, bir şey yoktur inşallah dedim. Babasıyla beraber merkeze gittiler, daha gelmediler dedi. Tamam teyze deyip oradan ayrıldım. Işığın bittiği, karanlığın başladığı noktaya geldim. Orada durup karanlığa gömülen Zeytinliğe bakıyordum. Besmele çekerek Zeytinliğe doğru ağır adımlarla ilerlemeye başladım. İncir ağacının dibine geldim. Etrafa bakarken kendi kendime bak işte ne var ki neden korkuyorsak diyordum. Beni bu şekilde karanlığın içinde ağaca yaslanmış şekilde görmelerini o kadar çok isterdim ki ne kadar havam olurdu. Bu düşünceler yüzünden korkum azalmış, cesaretim artmıştı ve biraz da rahatlamıştım. Bahçede biraz daha tur attım. Artık gitmek için niyetlenip son sokak lambasının oraya doğru ilerlerken olduğum yerde dona kaldım. Aman Allah'ım, sokak lambası da kararmış, daha loş bir ışık vardı.
asıl korkunç olan sokak lambasının dibinde siyah bir sis vardı. Nefes alışverişlerim değişmişti. Gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Ağlamaya başlamıştım. Sonradan fark ettim. Sokak lambasının altına biraz daha yaklaştım. İncir ağacının altında gördüklerim onlardı. Sokak lambasının altındaydılar. Öylece bana bakıyorlardı. O anda bağırmak istedim ama bağıramadım. Girdiğim sokak haricinde diğer sokaklara baktım. Oralardan koşarak çıkabilirim diye düşünmüştüm. Oralar normaldi. Hocanın öğrettiği Nas Felak surelerini okumaya başladım. Okudukça içime güç doluyordu sanki. Adım atmaya başladım. Adımlarım hızlandıkça dualarım da hızlanıyordu. Diğer sokağa doğru ilerledim. Nihayetinde sokağın girişine kadar gelmiştim. Dua okumayı bıraktım. Eve doğru koşarak gittim. Evin kapısına geldim. Ben kapının önünde soluklanırken annem pencereye çıktı. Beni görünce "Hadi gel artık içeri" dedi. İçeri girdikten sonra bizimkilerin yanına uğramadan yatağıma uzandım. Hala korkuyordum. Fakat o gece hemen uyumuştum. Sabah oldu. Sabah Emre'yi gördüm. "Ne oldu? Gittin mi Rıfat'la Zeytinli'ye?" dedi. Ben de yaşadığımı olayı anlattım ve bir daha akşamları dışarı çıkmayacağımı söyledim. Yaşadıklarımı Rıfat'a da anlattım. O günden sonra herhangi bir olay yaşamadım. Yaşadığım olayları yavaş yavaş unutuyordum. Bir gece yatsı namazından sonra eve gidip yattım. Saatin kaç olduğunu tam olarak bilmiyorum. Gece pencerenin demir parmaklıklarına bir şeyin vurma sesiyle uyandım. Gözlerim açık şekilde sesleri dinliyordum. Sesler birden kesildi. Tam gözlerimi kapatacağım sırada bir şey yaklaştı cama. Cama yaklaştığında sokak lambasının içeriği aydınlatmasını tamamen engellemişti. Tam camın önündeydi. Göz ucuyla bakabiliyordum. "Her şeyin bittiğini mi sanıyorsun?" dedi. Gözlerimden yaşlar akıyordu. Tırnaklarıyla camı tıklatıyordu. Ardından demir parmaklıkları sarsmaya başladı. Bir süre hırıltılı bir şekilde bunları yapmaya devam etti. Yaklaşık 5 dakika kadar sonra da sabah ezanı okundu. Kalkıp abdestimi alıp namazımı kıldım. Allah'a sığındım. Böyle mahluklardan beni koruması için dualar edip yalvardım. Artık her gece korkarak uyuyordum. En ufak sese uyanıyordum. Ramazan ayı gelmişti. Amcamın kızı Yasemin bize daha sık gelip gitmeye başlamıştı. Annemle kardeş gibi iyi anlaşıyorlardı. Yasemin benden 6-7 yaş büyüktü. Merkezde oturuyordu. O yüzden kuzenim geldiğinde yatıya kalırdı. Evde onun da olması yaşadığım olayların üstünü hızlıca kapatmama yardım etti. Yaşadığım olayları neredeyse unutmak üzereydim ki bir gün sabaha karşı evin önünden ayak sesleri gelmeye başladı. Sahur için gelen davulcudur diyerek perdeyi açacaktım. Tam camı açmaya yeltendim. Birden zeytinlikte gördüğüm o varlık karşımdaydı. Kendimi geriye doğru atıp odadan çıktım. Bizimkiler sahurunu yapmış, masayı topluyorlardı. Bana baktılar. Tuvalete gideceğim diyerek çıktım yanlarından. Kuzenim bir şeyler olduğunun farkındaydı. Tuvalete girip çıktım ama bir türlü odama gitmeye cesaretim yoktu. Annem, "Yatsana oğlum, ne gezip duruyorsun?" dedi. Kuzenim yanıma geldi. Beraber odama gittik. "Anlat bakalım ne oldu?" dedi. Yaşadıklarımı anlattım. Beni dinledikten sonra pencereyi açıp dışarıya baktı. "Hiçbir şey yok burada. Hadi uyu" dedi ve gitti. Yorganı üzerime çekip ses gelecek mi korkusuyla beklerken uyuyakalmışım. Sabah sokağa çıkar çıkmaz çocukların yanına gidip yaşadığım olayları anlattım. Onlar da benim kadar korkmuşlardı. Ramazan'ın sonuna kadar başka bir olay yaşamamıştım. Günler geçmiş, Ramazan bayramı gelmişti. Bayram ziyareti için akşam üzerine doğru teyzemlere gittik. Kuzenim de bizimle beraber gelmişti. Saat akşam 10 gibi amcam aradı. "Yasemin gelsin" dedi. "Teyzem, yarın sabah hep beraber geliriz" dedi. Amcam inattır benim. "Hayır, bu akşam gelecek" dedi. Geceden gitmeye karar vermişti Yasemin. Babam bana dönüp "Oğlum, ablanı dolmuşa bindirip gel" dedi. "Tamam baba" dedim.
Otobüs durağıyla bizim evin arasında neredeyse yarım saatlik yol vardı. Issız ve sessiz bir yol. Köyün girişinde bir mezarlık vardı. Konuşa konuşa asfalta geldik. İlk gelen otobüse el kaldırdım. Fakat tıklım tıklım dolu olduğu için durmadan transit geçip gitti. 10 dakikada bir geldiği için pek önemsememiştim. İkinci dolmuşta aynı şekilde dolu gelmişti. Mecburen bekliyorduk. Sonunda üçüncü dolmuş gelmişti ve boştu. Kuzenimi dolmuşa bindirdim. Dolmuş giderken saate baktığımda saat 11 olmuştu. Uzaklaşmasıyla beraber etrafa sessizlik çökmüştü. Tek başıma kalmıştım. Mezarlığın yanından nasıl geçeceğim diye düşünüyordum. Maalesef başka bir yol yoktu. Mecburen oradan geçmek zorundaydım. Kötü şeyler düşünmemeye çalışarak hızlı adımlarla yürümeye başladım. Mezarlığın yanından geçerken Fatiha okuyup yoluma devam ettim. Mezarlığın içinde iki kişi kendi aralarında bir şeyler konuşuyordu. Sesleri geliyordu. Mezarlığa bakmadan adımlarımı daha da hızlandırarak yürümeye devam ettim. Yol bitmiyor, uzadıkça uzuyor gibiydi. Ayaklarım birbirine dolandı, yere düştüm. Arkamdan humurtu sesleri geliyordu. Arkama baktım. Zeytinlikteki silüet karşımdaydı. Burun burnaydık. Artık her şeyin bittiğini düşündüm. Tam o anda bir adam geldi. Hayırdır evladım, yerde ne işin var dedi. Bir şeyim yok, düştüm amca dedim. Ayağa kalktım. Şükürler olsun ki amca da benim gittiğim tarafa gidiyordu. Kimsin, kimlerdensin, burada gece gece ne işin var gibi sorular sordu. Yol boyunca muhabbet ettik. Köy meydanına geldik. Hızır gibi yetişmişti. Teşekkür ettim. Teyzemlerin evine doğru yürümeye başladım. Eve girdim. Yine kimseye bir şey anlatmadım. Ramazan bayramından sonra bizim Kur'an kursundaki hocaya yaşadığım olayları anlattım. Bana okumam gereken duaları söyledi ve onların beni korkuttuğunu söyledi. Ayetel Kürsi'yi sıklıkla oku dedi. O günden sonra aklıma geldikçe, evden çıktıkça duayı ağzımdan eksik etmedim. Çok şükür o günden sonra hiçbir şey olmadı. 18 sene geçti. Hala besmelesiz, ayetel kürsüsüz evden adım daha atmam. Rabbim kimseye bu tarz olaylar yaşatmasın. Yaşamayan ne inanır bu tür olaylara, ne de ne kadar ağır olduğunu bilmez. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Zeynep Hanım anlatıyor. Size gittiğim kız yurdunda başıma gelenleri anlatarak başlamak istiyorum. Odalarımız 6 kişilikti. Yeni olduğum için oda arkadaşlarımın neler yaptığından haberim yoktu ve inanın bilseydim asla gitmezdim. Çünkü kimse onlar gibi olmak istemezdi. Ama çekimleri o kadar kuvvetliydi ki sadece 2 hafta geçmiş olmasına rağmen ben de onlardan birisi haline dönüşmüştüm. İlk başlarda 3 harfliler hakkında konuşmaya başlamış, varlıkları hakkında tartışıyorduk. Konu yavaş yavaş onları odamıza davet etmeye geliyordu. Ne kadar denersek deneyelim, elimiz boş olarak yatıyorduk ve sonra varlıklarından şüphe etmeye başladık. Yani bu çağırma olaylarında geldiysen 3 kere tıklat olayı tamamen yalandı bizim gözümüzde. O olayın birkaç gününden sonra paralarımız ve değerli eşyalarımız aniden kaybolmaya başlamıştı. Benim kolyem, kardeşim dediğim insanın yastık yünlerinden çıkıyordu ki onu bu kadar özenle yerleştirmesi tamamen imkansız gibiydi. Onun parası ise benim yorganımdan düşüyordu. Bu da bizim birbirimize düşmemize neden oluyordu. Gülerek uyumalarımız bir anda birbirimizle saç başa girmeye dönüşmüştü ve kavgalarımız her gece artar olmuştu. Eski arkadaşlarımı tanıyamaz oluyordum. İşler ciddileşmeye başlıyordu. Okula giderken çantamın içine yerleştirdiğim anahtarlarım arkadaşımın dolabından çıkıyordu. Kavgalarımız artık ufak boyutlarda değildi. İdareye gidecek kadar ciddiydi. Ama biz yine akıllanmamıştık. Her gece gelmeyeceklerini bile bile yeniden deniyorduk. Yeniden çağırıyor, yeniden odamıza davet ediyorduk. Aldığımız cevap ise kesinlikle aynı oluyordu. Daha sonraları ise
Kaybolan eşyalarımız olayına ışıkların kapanması eklenmişti. Sanki her çağırdığımızda farklı bir olay gelişiyordu. Bunu bir tek ben görebiliyordum ya da öyle hissediyordum. Bundan henüz emin değildim. Her gece yurdun ışıkları bir anda sönüyordu. Biz karanlığın içinde kalıyorduk. Bu da erkenden uyumamıza işaret ediyordu. Yurt müdürü ertesi gün açıklama yapmak durumunda kalmıştı. Yolun kenarında başlayan çalışma yurdumuzun elektriklerini etkilemektedir. Sanırım birkaç ay boyunca bu şekilde devam edecek. Işıkların gittiği bir akşam büyük bir gürültüyle yerimizden sıçradık. Pencereye yakın olan yerin parkesi bir anda sökülüp yanımıza yuvarlanmıştı. Şimdi diyeceksiniz ki sapasağlam parke nasıl olur da öyle sökülür? Hayır, parkelerimiz sapasağlam değildi. Yurdumuz da öyle. Her gece üzerimize yıkılacak korkusuyla uyurduk. Ranza arkadaşım Ümmü sıcağa dayanamadığı için parkeyi yarıya böldü ve kendisini sıcaktan korumaya çalışıyordu. Ranza arkadaşım diğer kalan parçayı masanın üzerine koyarak ışığı kapatmak için ayakkabısını fırlatmıştı. Biz ışığın bu yüzden kapandığını sanıyorduk. Favori saatlerim ise bundan sonra başlıyordu. Kulaklığımı taktım. Telefonumdan müzik açarak kitabımı okumaya başladım. Yüksek sesle müzik dinlemeyi sevmezdim. Ama sesi ne kadar açarsam açayım hiçbir şey duyamıyordum. Duyduğum tek şey kulağıma gelen anlaşılmaz fısıltılardı. Gözlerimle etrafı taradım. Fakat kimsecikler yoktu. Kulaklığımı birkaç kere kurcaladım. Fakat hala çalışmıyordu. Sinirleri çıkartarak yatağımın altına sokuşturdum ve uyumaya hazırlanarak soluma döndüğümde omzuma bir şeyin batmasıyla kapattığım gözlerimi sonuna kadar açtım. Yattığım yerden doğrularak omzuma batan şeyin ne olduğuna baktım. Yastığımın yanında duran tahta parçasını alarak Ümmü'nün yatağına tırmandım. Senin kafanda parçalarım bunu. Zeynep, gece gece ne bağırıyorsun? Bağırmak mı? Fısıltı halinde konuşuyordum oysa ki. Ümmü ise uyku mahmuru olan gözlerini bana çevirerek mırıldanmaya başladı. Rüyanda mı gördün sen ya? Uyuyorum ben. Ümmü, benimle dalga geçme. Bu en son senin elindeydi. Yahu benimki yastığımın altında. Geri kalanını da senin gözünün önünde masaya koydum. Hızla tırmandığım yerden kendimi boşluğa bıraktım. Bana bakan gözlere çevirdim bakışımı. Sizin oyununuz mu bu? Kızım ne oyunundan bahsediyorsun? Yatarken sen de yok muydun bu odada? Şaşkın gözlerin ardındaki korkuyu gördüğümde ikna olabilmiştim ancak. Yine kulağıma gelen fısıltılarla başımı Ümmü'ye çevirdim. Çünkü arkamda bir tek o vardı. Söylenmeyi bırak Ümmü dedim. Ranza arkadaşımsa cevap vermek yerine ağlamaya başlamıştı. Ona baktığımızda elinde tuttuğum parçanın bir benzeri onun yastığının yanında duruyordu ve ikimizinki de çivilenmişti. Kızlardan bir tanesi ışığı açtı. Kimse birbirine belli etmek istemiyordu. Fakat hepimiz bu olaydan etkilenmiştik. Korku dolu bakışlarla etrafımıza bakınarak ilerliyorduk. Arkadaki kızların elinde yatağımızdan çıkan tahta parçaları vardı. Sakinleştikçe o tahtaların nasıl geldiğine dair teoriler üretiyor ve buna gülüyorduk. Tekrar odaya girdiğimizde ise gülmemiz yüzümüzde donmuştu. Yataklarımız dağılmış, yastıklar açılmış halde yerdeydi. Yerlerde ayak izleri vardı ve parmakları yoktu. Birileri odamızı darmadağın etmişti. Yataklarımızda parçalanmış kıyafetlerimiz duruyordu. Duvarların her yerinde belirsiz yazılara benzeyen çizikler vardı. Kulağımızı sağır eden o çığlık sesiyle bakışlarımız Ceren'e döndü. Kanayan ellerini bize doğru uzattı. Birisi tahtayı elimden çekti dedi. Ceren, burada bizden başka kimse yok. Düşürmüşsündür dedik. Hayır, birisi elimden zorlayarak aldı dedi. O olaydan sonraki haftalarımız tamamen sakin ve ders çalışarak geçmişti. Bütün yaşananları unutmuştuk. Sömestr tatilinde yurtta kalan tayfa olarak yeniden ruh çağırma merasimimizi
gerçekleştirmek üzere odamıza toplandık. Bu artık bizim için bir ayin durumuna gelmiş gibi hissediyorduk. Sanki biz davet etmezsek bir şeyler ters gidecek hissine kapılıyorduk. Kızlar gelmiyor işte. Ben artık yokum. Kızların yataklarına dağılmasından sonra yağlanan saçlarımı yıkamak için banyoya yöneldim. Arkamdan gelen ayak sesleriyle irkildim. Banyo ortak kullanıldığı için sen kabinde duş alırken yanındaki arkadaşın tuvaletini yapabiliyordu. Duştan çıktığımda ayağımın altında bulunan halı bir anda kaymaya başladı. Gözlerimi açtığımda kendimi bir anda yerde buldum ve sol kolumdan oluk oluk kan akıyordu. Koluma giren bir çivi hemen yanında bulunan Ceren'in o gün kaybettiği tahta vardı. Başımdaki havluyu koluma bastırarak içeriye gittiğimde yurdun tüm tahtalarını sökülmüş olarak buldum. Kızlar korkudan yataklarının üzerine çıkmış, öylece yere bakıyorlardı. Birbirimize yardım etmek istiyorduk. Fakat olduğumuz yerden de kımıldayamıyorduk. Olayın üzerinden bir hafta geçmişti. Odadan birlikte çıkıyor, içeriye yine birlikte giriyorduk. Elif ve Ceren o olaydan sonra yurdu terk etmişti. Gecelerin çoğunu karanlık içinde geçiriyorduk. Bu olayları müdüre anlatmadık. Kendi başımıza çözmeye çalışıyorduk. İşin içinden çıkamayınca da uyumaya yataklarımıza gidiyorduk. Yatakları odanın tam ortasında birleştirmiştik. Tatilin bitmesine birkaç gün kalmıştı. Tatil bitmeden kendimi eve attım. Evdeki ilk günümde uyurken gözlerimi yavaşça açarak etrafıma bakındığımda kardeşimin başucumda ağladığını gördüm. Ona doğru uzanmak istiyordum. Korkulacak bir şeyin olmadığını söylemek istedim. Fakat elimi her uzattığımda üzerinde sanki tonlarca ağırlık var gibi uzanmama engel oluyordu. Ne ağzımı hareket ettirebiliyordum ne de vücudumu. Kardeşimin tam arkasında yüzü birbirine karışmış, insan gibi duran ama görünüşü bizden çok farklı bir şey belirdi. Bakmak istemiyordum. Gözlerimi sımsıkı kapatıyordum ama boşunaydı. Ne kadar kapatırsam kapatayım, zihnimde görüyordum sanki. Boşuna uğraşma, sesini duyuyordum ama dudaklarının oynadığını göremiyordum. Ne istiyorsun diye sordum. Bizi rahat bırakmanı dedi. Siz kimsiniz dedim. Odanıza davet ettiğiniz ama içeriye kabul etmediğiniz, gözlerimi kapatarak dediğini anlamaya çalışıyordum. Yutkundum. Korkunç bir baş ağrısı bana engel oluyordu. Kardeşimin ağlaması bir yandan, düşüncelerimin ağırlığı öteki yandan kalbime baskı yapıyordu. Peki ne yapmam gerekiyor diye sordum. Bizi davet et. Sözü yankılandı birkaç kere ve ter içinde uyandım. O geceden sonraki rüyalarıma hep kardeşimin çığlıkları misafir oluyordu. Abla, canım çok yanıyor. Beni kurtar. Ve arkasından hep o varlık görünüyordu. Her gece kardeşimdeki değişiklik gözle görülecek şekilde belirginleşiyordu. Gözleri kanla doluyordu. Saçları çok fazla uzamaya başlamıştı. Ayakları tuhaf şekilde kıvrılıyordu. Tırnakları kalınlaşmaya başlamıştı. Uyumaya korkar hale gelmiştim. Bizi odana davet et demişti bana. Kızlar, odamdaki arkadaşlarım bunu bekliyormuş gibi yataklarında oturarak bana baktılar. Ben bir rüya gördüm ve tuhaf bir varlık vardı. Kübra sözümü keserek konuşmaya başladı. Odamıza davet edilmek istiyorlar dedi. Ümmü de aynı rüyayı gördüğünü söylüyordu. Aslında benim aklıma bir şey geliyor ama kabul eder misiniz bilmiyorum. Nur bu olaydan sonra ilk kez fikrini belirten kişi olmuştu. Kur'an'dan birkaç ayet okumasını biliyorum. Siz onu odaya davet ettiğinizde dua okuruz ve bunu birkaç kere tekrarlarsak gider diye düşünüyorum. Bunun üzerine çok araştırma yaptım. Hepsi beni bu yola yönlendirdi. Nur'un dediği şekilde oturarak çağırma ayinine başladık. Geldiğini hissedebiliyorduk ama gözlerimizi açmaya cesaret edemiyorduk. Nur hiç durmadan, nefes almayı beklemeden sadece mırıldanıyordu. Mırıldandıkça sesi artıyor, arttıkça içimizde dolaşan kara bulutlar çok daha fazla artıyordu. Gözlerimizi aralayıp baktığımızda
siyah bir bulutun Nur'a doğru hızla ilerlediğini gördüm. Bağırmak istedim. Fakat boğazıma bir anda bir şey sıktı. Ümmü uzayan tırnaklarını birleştirerek boğazıma yapıştırmıştı. Gözlerinin beyaz kısmı kanla dolmuştu. Siyahı ise görünmüyordu. Nur'un sesi artık haykırış halindeydi. Ben ise öleceğimi hissederek bakıyordum. Nefesim tükenmişti. Gözlerimi açmakta zorlanıyordum. Nur'un, "Allah'ım sen bizi koru, bizi kurtar" sözünü hatırlayarak kapattım gözlerimi. Her yer bembeyaz olmuştu. Hayal meyal kızların yurtta yürüdüğünü görüyordum. Gözlerimi açtığımda kendimi hastane odasında buldum. Hastanede Ümmü'nün ölüm haberini aldım. Bu olaylar yaşanırken Ümmü kalp krizi geçirip ölmüştü. Olayın üzerinden 2 sene geçmesine rağmen bunun etkisinden kurtulamıyordum. Arada bir Ümmü'nün mezarına gidiyorum. Fakat o günden sonra bir daha bizi rahatsız etmedi. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Kırklareli Samandağ Köyü. 1982 yılında köyde gizemli bir şekilde çocuklar kaybolmaya başlar. Olayların büyümesi üzerine köylülerden ikisinin jandarmaya verdiği ifade aynen şöyledir. Köyün muhtarı Cengiz Sey'nin ifadesi. 2 yıl önce köyümüzün çocuklarından biri kaybolmuştu. Tüm köy toplanarak aramamıza rağmen bulamadık. Ya dereye düşmüş olmalı ya da ormanda kaybolmalıydı. Köy halkından da kimsenin bir zarar vereceği aklımıza gelmedi. Daha önce hiç böyle şeyler başımıza gelmediğinden çocuğun derede boğulduğunu, cesedinin de kaybolup gittiğine karar verdik. Ama daha sonra 2-3 ayda bir çocuklar kaybolmaya başladı. Bilirsiniz bizim burada böyle şeyler oldu mu hurafeler çıkmaya başlar. Köylüler, cinlerin, karadedelerin geldiğini söylemeye başladı. Bir anda herkes inanınca da köyün yarısı eşyalarını bile almadan göçtü. İşin aslı meydana çıkınca dönen olmadı. Hatta daha da korktuk. İbrahim'in bunu yapacağına biz de inanmamıştık. Kendi halinde sessiz bir çobandı. Meğer içinde şeytan varmış. Köylülerden Mehmet Kağan'ın ifadesi. İbrahim bazı geceler köyün yakınındaki ormana giderdi. Tek başına gece vakti korkmadan gittiğinden şüphelenmeye başlamıştık. Bir gece muhtar Cengiz, ben ve köyden birkaç kişi onu takip etmeye karar verdik. Ormanın ilerisinde bir mezarlıkta bulduk onu. Eskilerden bir mezarı kazıyordu. Anlam veremedik. Ancak şüphemiz artmaya başladı. İbrahim mezardan uzaklaşınca da mezarda ne olduğunu merak edip kazmaya başladık. Allah'ım, o an korkudan ne yapacağımızı bilemedik. Kaybolan bütün çocukların kafası mezarın içinde gömülüydü. Daha da kazdıkça çocukların ayakları, kol ve bacakları çıktı. Hemen köylülere haber verip ormanda İbrahim'i aramaya başladık. La ilahe illallah, bir dene görelim. Mezarlığın yakınındaki incir ağacının dallarına bağırsaklar asılmış, yazılar yazılmıştı. Tövbe aşağı, yerlere Kur'an-ı Kerim'in sayfaları atılmıştı. Ben ömrümde böyle şey görmedim. Çoban İbrahim Y. 7 Ekim 1982'de ormanlık alanda bulundu. İfadesinde İnsikah kabilesinden bir cin kadınla evli olduğunu ama çocukları olmadığı için İnsikah kabilesi cinleri tarafından bu büyüyü yapmaya zorlandığını söyledi. İbrahim Y. 7 çocuğu öldürmekten idam cezası aldı. Cezası daha sonra müebbet olarak çevrildi. 1983 yılında koğuşunda kendini asarak intihar etti. Kırklareli Samandağ Köyü'nün terk edilmesinin hikayesi bu şekilde. Karaman, Gazi Köyü. 1970'li yıllarda Gazi Köyü'nde açıklanamayan olayların yaşanması üzerine 3 çocuk korkmuş vaziyette jandarmaya sığınır. Bu çocuklardan bazıları ailelerine teslim edilmemek üzere yerleştirme yurtlarına yerleştirildi. Köyümüz 30 haneli küçük bir köydü. O günlerde evimizde kavgalar yaşanmaya başlamıştı. Annem sanki hepimize kızgın, düşmanmış gibi bir hal içindeydi. Bir gece uyurken bir hengameyle uyandım.
Gözümü açtım. Gördüğüm şeyi bir ömür boyu unutmayacaktım. Annemin bir eli bileğinden kopmuş, çığlıklar atarak bana vuruyordu. Olduğum yerde donup kaldım. Ne bağırabiliyor ne de karşılık veremiyordum. Birden odaya babam girdi. Annemin üzerine atladı. Annem, bırak beni domuz diye bağırırken, babam, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek annemi tutmaya çalışıyordu. Komşuların yardıma gelmesiyle annemi zorlukla bağladık. Birkaç ay tedavi gördükten sonra annem evimize geri döndü. Ancak artık bir eli yoktu. Bir süre hayatımıza normal devam ettik. Annemse neden böyle bir şey yaptığının farkında değildi. Hatta o geceyi hatırlamıyordu bile. Her şey düzeldi derken bir gece yatak odasından "Allah'ım yardım et" diye bir ses duydum. Hemen annemlerin odasına girdim. Babam kanlar içinde yatıyordu. Annemse elindeki bıçakla bana bakıyordu. Bir anda dilim tutuldu. Annem bıçağı kendine saplamaya başlamıştı. Saplarken de komşumuzun karısına küfürler ediyordu. Kardeşlerimle korkarak evden kaçtık. Yakınlardaki jandarma karakoluna sığındık. Uzun yıllar köyümüze dönemedim. Öğrendim ki evimizin bahçesinden kesik keçi kafası, tuvaletin içinden de çeşitli büyüler çıkmış. İmam bunun bir büyü vakası olduğunu, işin ucunun herkese dokunabileceğini söyleyince de köylüler zamanla Karaman'a göç etmişler. Anlatılanlara göre 1973 yılına kadar yoğun nüfuslu bir köydü. Bir yıl içinde tamamen boşaldı. Köylülerin durumlarının iyi olması ise bu hızlı göçün sebepleri konusunda soru işaretleri doğurmuştu. Köyden iki kişinin kayıp olması ve bir yıldır bulunamaması üzerine şüpheli olarak görülen köy halkı kayıp kişiler adına açılan mahkeme tarafından sorgulanır. Fakat anlatılanlar insanın kanını donduracak cinsten. Mahkeme kayıtları aynen şöyledir. Bir gün köyümüzün imamı yatsı ezanından sonra "Allah'ım yardım et, Allah'ım kurtar beni" diye bağırarak elinde baltayla köy meydanına geldi. Sesi duyan bütün köylüler merakla meydana toplandık. İmam "Bismillah" diye bağırarak baltayı kendi bacağına sapladı. Belden aşağısı tamamen parçalanana kadar baltayı bacaklarına saplamaya devam etti. Bütün köy korkudan bağırışıyor. Ne olduğunu anlamasak da imamın takati kalmayıp bayıldığında baltayı elinden alarak hastaneye kaldırdık. Birkaç ay sonra imam bacaklarını kaybetse de iyileşti ve köye geri döndü. Bir gece ise korkunç çığlıklarla uyanarak evden çıktık. İmam yerde sürüne sürüne ilerliyordu. Birden "Bırakın beni" diye bağırmaya başladı ve kesik bacakları olmasına rağmen elleriyle o kadar hızlı sürünüyordu ki korkudan hepimiz evlerimize kaçtık. Ormana doğru sürünen imamdan bir daha haber gelmedi. Bir süre sonra başka bir hocaya durumu anlattık. O da imamın evini kontrol etmemizi, bu hadisenin büyüyebileceğini söyledi. İmamın evine gittiğimizde ne görelim? Bismillahirrahmanirrahim. İmamın yatağında kesik bir keçi başı, tuvalette ise üzeri Arapça yazılarla yazılmış domuz derileri vardı. Hoca, imamın bir büyü yaptığını, bunun sonucunda kafir cinlerin ona musallat olduğunu, bu köydeki her evinde bundan nasibini alacağını söyledi. O günden sonra o köyde kimse duramaz oldu ve o köyü terk etti. Karaman Gazi Köyü'nün terk edilmesine neden olan olay bu şekilde. Kırklareli'nin Karanlık Köyü. Istıranca Dağları'nın en kuytu yerinde kalan bu köyde Kurtuluş Savaşı zamanında Bulgaristan'dan gelen Türkler yaşıyormuş. 60'lı yıllarda köy bir anda boşaltılır ve halk Kırklareli merkezde Karanlık Köyü Mahallesi isimli bir mahalle kurarak göç ederler. Hala hayatta olan yaşlı bir teyze neden köyü terk ettiklerini ise şöyle anlatıyor. Babamlar Bulgaristan'dan gelmişler. Benim küçüklüğüme kadar da köyümüzde hiçbir sorun yoktu. Ancak bir gece top ve silah sesleri duyduk. Köy sınırda olduğu için savaş çıktığını sanmıştık ama hiçbir şey göremedik. Ne olduğunu anlamasak da birkaç gün sonra
sabah ezanının iki camiden okunduğunu duyduk. Halbuki bizim köyümüz o dağlardaki tek köydü. Bizimkinden başka cami yoktu. Bugünlerde korktuğumdan ben annem ve babamla birlikte uyumaya başladım. Bir gece yine sabah ezanından sonra kapımız çalındı. Baktığımızdaysa kimse yoktu. Sonradan öğrendim ki bütün köyün kapısı çalınmış. Bazen de geceleri nereden geldiğini bilmediğimiz düğün sesleri duyuyorduk. Bu sesler geldiğinde babamla annem hemen Kur'an-ı Kerim'i alır, Kur'an okumaya başlardı, dua ederlerdi. Bütün köy bu olaylardan bıkmış ve iyice korkmuştu. Yavaş yavaş köyü terk etmeye başladığında kırklar eldeki bir hocanın yanına gidip durumu anlattılar. Hoca babama bu köyü hemen terk edin demiş. Meğer biz göç etmeden önce köyde yaşayan insanlar Bulgar askerleri tarafından köy meydanında toplanıp diri diri yakılmış. Ancak Allah'ın izniyle köylerini terk etmemişler. Hoca yakılan köylülerin kıyamete kadar orada kalacağını söylemiş. Bugün Karanlık köyünde bir tek evde dahi yaşayan kimse yok. Söylenenlere göre hayvanlar dahi oraya girmezmiş. Kırklar ilinin Karanlık köyünün hikayesi de bu şekilde. Bu videoda sizlere cinleri ve kabilelerini anlatacağım. Cin, gözle görülmeyen bir şeyi örtmek anlamına gelir. Cinlerin atalarına can adı verilir. Cin adı verilen latif yaratıklar insanlarla birlikte yeryüzünde hayatlarını sürdürürler. Gruplar halinde yaşarlar. Kabileleri vardır. Yaratılışları insanların yaratılışlarından daha öncedir. İnsanlar topraktan yaratıldıkları gibi onlar da ateşten yaratılmışlardır. Gül, ifrit gibi çeşitli türlerden oluştuğu kabul edilen cinler. Eski Araplarda bazen hin kelimesiyle ifade edilmiştir. Farsça'da cin kelimesi karşılığında peri ve div kelimeleri kullanılır. Cinlerin insanlarla birlikte olanlarına mir denir. Hubs cinlerin erkekleri, habais ise dişileridir. Araplar cinlere yükledikleri değişik fonksiyonlara göre onları farklı isimlerle isimlendirmiştir. Örneğin insanlarla birlikte oturduğuna inanılan kesmine amir, çocuklara musallat olanlarına ervah, bunların çirkeflik yapanlarına şeytan, şeytanlık konusunda daha ileri gidenlerine marid. Eğer bu daha ileri gitme, güç ve kuvvet kullanımı istikametindeyse ifrit. Bütün bu şeytani kirlerden arınmış bir cin olursa melek adını almaktadır. Afarit, şeytanın diğer cinlerden olan soyudur. Afarit, çoğul halidir. Türkçesi ifritler olarak bilinir. Fiziki olarak ve metafizik olarak güçlüdürler. Davet edilmeleri genelde ölümle bitmese de siz onu köle edeceğim derken o sizi köle edebilir. Amir, amir tenha ve doğal yerlerde yani dağ, ormanlık ve göllerde değil de tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir. Bu cinler genellikle sufli cinlerdir. Yani İslam akadi dışında yaşayan varlıklardır ve aşırı dini tasavvuf yüzünden de özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar. Ammar. Bu tür cinler genelde evlerde yaşarlar. Bu tür cinler bir evde hemen hemen evde yaşayan ailenin evdeki içkiyle birlikte yenen yemeklerde ve Allah'ın adının anılmadığı yemeklerde ailenin yemeklerine katılır. Nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler. Genelde insanlara yakın yaşarlar. Ne etliye ne sütlüye karışırlar. Fakat yine duaları gereği insanı pek sevmezler. Onları rahatsız etmedikçe veya zarar vermedikçe pek varlıklarını belli etmezler. Davetlere icap etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına ileride illaki bir iş gelir. Bunların çoğu insanların meşrutiyetine girmeyerek kendi hallerinde Allah'ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanlara katılırlar. Bazıları da ev halkından rahatsız olmaları sebebiyle geceleri gürültüler,
takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip kendilerine konak etmeye çalışırlar. Bunlara bazı insanlar ölmüşlerin ruhlarının orada hala yaşadığını düşünmüşlerdir. Better, insanları bağırmaya, çağırmaya ve asabileştirmeye uğraşan bu şeytanın emeli de çok büyüktür. Asabileşen insan bir nebze şirazeden çıkmıştır. Gözü hiçbir şey görmez. Ağzından çıkana kontrol sahibi olamaz. Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlanacak ki insanların arası kötü olsun. Bundan iblis zevk duysun ister. Dasim, yemek şeytanı insanın yediğinde içtiğinde bulunur. Besmelesiz yenenlerden çalar ve yenenlere istifra ederek kirletir. Bu şeytanın amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak ziyana uğratmak, ziyanda olan insanı psikolojik açıdan yıkmak, maddiyatı olmayanın maneviyatı olmaz düşüncesine düşürüp itaat ve taatten alıkoyarak Rabbime ters düşürücü hallere sokmak. Demon, aslen İngilizce şeytanlar anlamına gelse de bu ırka ait belirli bir isim yoktur. Bunun en büyük sebebi demonlar insanlara kendilerini tanrı olarak göstermeleridir. Demon, davetlere kolay gelir ve kibardır ama isteklerine karşı çıkarsanız size cephe alabilirler. En büyük kozu ikna gücüdür. İsterse sizi görüntülerle, seslerle kandırabilir. Asla hadim olamazlar. El-Ebyaz, peygamberlere ve velilerine musallat olanlardır. Peygamberlere hiçbir şey yapamazlar. Allah indi de korunmuşlardır. Resulullah Efendimizin kıbali bile yasaklanmıştır. Onun suretinde gözükemezler. Fakat alimlerin meclisinde bulunarak nifak yapmaya ve akıllarını karıştırmaya çok çalışmışlardır. Çoğu zamanda muzaffer olup alim meclislerini dağıtmışlar. Ervah, ana rahminden itibaren cenine ve doğduğundan itibaren çocukluk sürecini geçirenlere musallat olan, onların ruhsal ve bedensel yönden menfi yönde etkilemeye çalışan cinlerdir. Sebepsiz yere çocuğu olmayan, doktorlar tarafından çocuklarının olmaması için hiçbir tıbbi sebebi bulunmadığı açıklanan hanımlara musallat olan cinler, ana rahmine girip cenini boğarlar ya da daha ileriki yıllarda çocuğun düşmesine sebep olurlar. Eğer fizyolojik bir sebep yoksa bu olaydan kurtulmak Allah'ın izniyle çok kolaydır. Yol, Orta Doğu'da ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır. Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar. Geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur eder. Genelde korkunç görünürler. Ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir. Ama gittiklerinde adeta her şey kurur. Genellikle Gulyavani diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar. Bazen devasa görünürler. Hanzep ve Hanzab. Hanzep, namazda ve bütün yapılan ibadetlerde vesveseyi veren, yapılmasına bir türlü engel olmaya çalışan şeytandır. Görevi çok büyüktür. Aldığı işlerde genelde muvaffak olur. Yapılacak bütün hayır işlerinde insanın içine vesvese vererek engeller, insanın günaha girmesinden çok zevk duyar. Dikkat etmemiz lazımdır. İçimizden gelen her kötü his ve vesveseler bundandır. Tek amacı insanı ibadetinden uzaklaştırıp Allah'ın yanında kulu lekeli ve kötü göstermektir. Yapılan ibadetlerde oldu mu olmadı mı diye vesveseyi dahi verip insanı kuşkuya düşürür. İfrit, cinlerin en güçlülerinden olan soyut varlıklardır. İfrit, insanın bedenine girenlerdir ve savaş başlatıp istila edendir. Genelde girdiği bedenin sahibini delirtir ve cürüm hale düşürür. En büyük ameli cinselliktir. Ele geçirdiği beden ile ilişkiye girer ve ledi zina türemesini sağlar. Besmelesiz yatan insanın eşiyle paylaşımda bulunur ve yuvasını bozar. İfritler, tehlike sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir. Zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurur.
Kişiye hastalık verebilir, gerekirse öldürebilir. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayan kabileler de mevcuttur. İfritlerin alim kişileri olan haseti bilindiğinden, eski dönem alimlerinin ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve semboller üzerlerinde taşıdığı bilinir. İfritler ormanın çok sık iç kesimlerinde ve derinliklerinde yaşarlar. Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların ve kuşların barınamadığı söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. İnsanların kılığına girmezler ve yakın tarihte bir musallat olayları da olmamıştır. Lietli. Lietli cinleri adını dişi cinden almışlardır. Bu dişi Lietli cin son derece akıllı ve olağanüstü vesvese verir. Lietli türleri genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşar. İnsanlara olan musallatları güzel bir insan gibi görünüp kandırmaktan ibarettir. Aşırı derecede uyuşukluk ve kendini bilmezlik bir hantanlık yaratır. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopar gibi davranır. Onlar şeytandan olmasalar da onun kadar yeteneklidir bu konuda. Marit. Marit cinleri genelde soylu kısımlardır. En tehlikeli cin kısmıdır. Ne şeytanla ne de tövbe haşa Allah'la işleri yoktur. Ateist bir halde yaşarlar. İnsanlarla iletişime geçmeyi sevmedikleri gibi davet edilirlerse ölümle sonuçlanma ihtimali çok fazladır. Tehlike sınıfında üst düzeyde olan bu cinler asla ritüellere gelmezler. Ancak çok ilmi konuda üst düzeyde olan ilim ve irfan sahibi kişilere görünür, konuşurlar. Ormanda genelde bataklık kenarlarında yaşarlar. Vahşi hayvanların ve insanların kılığına girebilirler. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. Zarar verme yetkileri yasaklanmıştır. Marit kontrol edicidir. Bütün şeytanları yönlendirir. Çok haşmetli ve tehlikelidir. Hücuma geçtiği insanlarda nefsi ele geçirmeye çalışır. Çoğu zaman hep galip gelerek insanları Allah'ın huzurunda büyük günahlara sevk ve müptela eder. Bütün şeytanlar Allah'ın huzurundan kovuldukları için insanoğlunun düşmanıdır. Metun Mesit insanların duyduklarıyla uğraşır. Hak yolunda duyulan faydalı işler ters yöne ve unutturmaya çalışır. Unutulan veya yanlış anlaşılan bilgiler insanı uçuruma sokunca çok memnun olur. Yapılan işlerde duyum çok önemlidir. Yanlışa düşen insan Allah'ın huzurunda kötü hallere bürünür. Şeytan da amacına ulaşır. Musabbar. Bu cin türü genelde mağaralarda yaşarlar. Sarp ve kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları ortalama 90 santimdir. Şeytanilerden olmasalar da insanı sevmeyen bir cin türü olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de İnsanların çok nadir gittiği uzak dağlık alanlarda yaşarlar. Hızlı ve toplu şekilde hareket ederler. Bir başka türle dalaşa girecekse asla bunu yalnız yapmazlar. Teke tek kavramı yoktur onlarda. Topluca saldırırlar. Aile bağları çok güçlüdür ve asla dağılmazlar. Müsfer, çoğul adı. Müsferiş olan bu cin türü genel olarak tarlalar gibi kırsal, İncir ağaçlarında yaşarlar. Genelde iyi karakterlidir. Çok hızlı şekilde değişebilir ve uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler. İnsanların en fazla seslerini duyabildiği bu cinler, hayvan ve insan sesini kullanarak bu boyutta seslerini duyurabilirler. Öyle ki bir gece kapınızın önünde ya da çevrenizde konuşan insanlar duyabilir ya da hayvan seslerini sezebilirsiniz. Baktığınızda göremediğiniz o noktada halen sesleri duymanız mümkün. İnsanlardan rahatsızlık duymazlar ve olağanüstü bir durum yoksa zarar da vermezler. İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekmeniz daha hayırlı olur. Müsferler hümanist cinlerdir. Şeytan. Şeytan aslen tek bir cindir. Bazıları onu kabile sansa da o asla bir kabile değildir. Şeytan hem insana hem de cinlere isterse görünür, İstemezse görünmez. Velhan. Velhan, suyu, ateşi, yağı, bezi, ipliği gibi
çok kullanılan günlük yaşantımızın parçası olmuş madde ve nesneleri çok kullanır. İnsanın maddiyatına hem de manevi yönden ziyanı sağlayarak zarar verir. Tasarruf bilmeyen insana bol malzeme kullandıracak ki her yönden zarar gördürebilsin. Vesnan, uyku şeytanıdır. İnsanlar uykuya dalınca hemen esareti altına alarak bütün kötülüklere vakıf kılar. Rüyasını karıştırır. Kötü hallerle intiza ederek kulun aklını karıştırmaya çabalar. Çoğu insan görmüş olduğu kötü rüyalar sonucunda pek çok kez hataya düşmüşlerdir. Okuyup kendimizi koruma altına almadan uyku haline geçersek şeytanın oyuncağı oluruz. Zelambur, esnafa ve ticaretle uğraşanlarla hep haşır neşir olur. Bozuk mal ve kötü ticaret yaptırmaya çalışır. Nedeni, ticaretle uğraşana hile yaptıracak ki her şeyle insanı ziyana sokabilsin. Kul hakkıyla Rabbimizin huzurunda kurtuluşa kavuşmayalım düşüncesindedir. Cuhenna, Cuhenna kabilesi cinlerin en kinci ve gaddar olan cin kabilesidir. Bu kabile insanları hiç sevmez. Kötü insanlarla iletişim kurup o insanlara büyü için yardım ederler. Tüm insanlığın korktuğu ve cinlerin de kendi aralarında dışladıkları bir kabiledir. Diğer cinler gibi sabırlı değillerdir. Anlaşma yaptığınızda onun dediğini yapmazsanız ailenize musallat olur. Kulyas. Kulyas cinleri, cinler arasında İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nın en kalabalık, aynı zamanda en tehlikeli cin kavmidir. Namı diğer Kilyas cinleri, Marit ırkına mensup olup adeta cinler aleminin polis ve jandarmasıdır. İnsanlara aşık olan tek kabiledir. Nusaybin cinleri, Resulullah'tan Kur'an'ı dinleyerek Müslüman olan ilk gruptur. Marit ırkına mensup olmasalar da aşırı güçlüdürler. Zuzula, Marit ırkına mensup olan şeytanın fikirlerini benimsemiş fakat ona tabi olmamış bir kabiledir. Genellikle insanlara karşı en insafsız olmalarıyla bilinirler. Çoğu yerde bu kabilenin adı geçmez. Hatta bazı yerlerde simge ve işaretlerle gösterilir. Bu sebeple 66 rakamı bazı kültürlerde lanetlenmiştir. 666 rakamı şeytani simgelerden, 66 da bu kabileyi simgeler. Şeytandan sonra en tehlikeli varlık olarak gösterilmektedir. Definelerin yerlerini bulurlar. Ülkemizin birçok yerinde çok eskilerden beri saklanan altınların bu kabile tarafından gömüldüğü ve bunların çıkarılabileceği söylenir.